Bize başka bir konuya geçeceğiz biraz. Birkaç cümleleştirmek isterim. Dediğim üzere yani İmamoğlu'nun alması gereken, Özgür Özel'in alması gereken tutumu İmamoğlu aldı. Halbuki bu cümleleri daha ilk akşamdan Özgür Özel söylemeliydi. Üstelik hanımefendi Burcu Hanım, Özgür Özel'i de kamuoyu önünde zor duruma bıraktı. Bir başka gazeteciye demeç vererek Özgür Özel'in liderliğini boşa düşürmeye çalıştı. Ve nitekim Özgür Özel durumu idare edeyim derken liderlik bakımından büyük bir başarısızlık örneği gösterdi. Tabii bu İmamoğlu'nun bu müdahalesi kamuoyunda şöyle bir tartışmada yarattı. Bu durumda lider kim? Yani kamuoyunda, CHP kamuoyunda İmamoğlu çok takdir gördü bu yaklaşımından ötürü. Ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bence de doğrusunu yaptı. Çünkü yani bu apaçık bir ayrımcılık ve seçimle de bağlı değil. Seçim olmasa da aynı görüşteyim. Seçim olmasa da Türkiye'nin asli vatandaşı olan Kürtlerin ve işte DEM Partisi seçmenlerinin bu şekilde sanki işte böyle tümüyle kriminal bir toplulukmuş gibi, hepsi birden bir suçlu oluşummuş gibi değerlendirilmesini insan haklarına aykırı bulduğum için, bir sosyal demokratın bunu dememesi gerektiği için ben İmamoğlu'nun yerinde bir müdahale yaptığını düşünüyorum. Ama tabii İmamoğlu'nun bu müdahalesi CHP'deki liderlik krizini de su yüzüne çıkardı. Bu bakımdan ben aradım mesela İmamoğlu çevresini sordum. İmamoğlu çevresi fevkalade öfkeli ve bunun bir sabotaj olduğuna kesinlikle inanıyorlar. Yani İstanbul'un kastedildiğine. İnsanın aklına da gelmiyor tabii, değil yani. Doğrudan İstanbul'un kastedildiğine inanıyorlar. Çünkü diyorlar ki Ankara için bunun bir karşılığı İmamoğlu yok. İmamoğlu kaybetse Özgür Özel de kaybeder. Hep aynı Almanlar hep yenildi, biz de yenildik şey var ya. Dolayısıyla da bir taşla üç kuş vurmuş olursun. 1 Nisan'da yeniden kurultay isteyenler. Ben mesela inanmıyordum ya Kemal Kılıçdaroğlu ya bu kadar şey. Yani anket yapılıyor %73. CHP'lilerin %73'ü dönmesin diyor. AK Partililerin %70'i dönmesin diyor. Anket sonuçları böyle. Buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu... Cumhurbaşkanı Erdoğan özledi sanıyorum sürekli açıklama ve çağrı yapıyor kendisine. Ya Kemal Kılıçdaroğlu resmen 1 Nisan'a hazırlık yapıyor. Evet. Geri dönme etrafındaki profesyoneller kendisini böyle... Ya inanılmaz bir şey. Dolayısıyla da ben bunun bir komplo teorisinden öte... Somut yani, bir sabotaj. Somut bir sabotaj olma ihtimali de yatsımıyorum. O eylemin arkasında böyle bir zihin dünyası var. Yatsımıyorum ben. Yani ne alakası var? Afyon'da DEM Parti... Ya Afyon'da et problemi yok mu? Sucukla meşhur bir ilimiz değil mi Afyon? Evet. Etin kilosu olmuş 500 bin lira. Afyon'daki üreticinin sıkıntıları var, şu var, bu var. Afyon'da emekli 10 bin liradan fazla mı alıyor? 20 bin mi alıyor? Yani orada da emeklilerin sorunu var. Orada da yoksulluk sorunu var. Orada da ekmek sorunu var. Orada da et sorunu var. Evet. Bunlar dururken hanımefendinin DEM Parti, yani Afyon'un derdi DEM Parti mi Allah aşkına? Şimdi yani durup dururken bu meseleyi ülkenin gündemine taşımanın şeyi ne, mantığı ne, aklı ne yani? Burayı toparlarsak bitireyim. Başka yani bir konuya geçeceğiz. Şöyle İmamoğlu tabii bitireyim tabii, iki cümleyle. İsmail Ek yapsın. Nevzat Ek yapsın bitireceğiz şimdi, bu konuyu. Tabii kamuoyunda şöyle bir soru soruldu yani. Bir de şöyle bir durum oluştu. İmamoğlu da belediye başkanı adayı, o da belediye başkanı. Bir belediye başkanı adayı diğerine işte sınırları çiziyor ve bildiriyor. Doğru, böyle bir durum ortaya çıktı. Ben bunu İmamoğlu çevresine sorduğumda dediler ki ya bu biz burada İstanbul'da mücadele veriyoruz. Ve buna mecburuz. Mecbur kalındı. Yani İmamoğlu, Ekrem Başkan bunu yapmaya mecbur kaldı. Böyle yorumladılar. Ve bunun sonucunda elbette ki burada Özgür Özel'den kaynaklı bir gecikme ya da beklenen tavrın geç ortaya çıkmasından ileri gelen de bir müdahale olduğunu ifade ettiler. Şimdi tabii ki bu tartışma yani şunu da ortaya çıkardı. Yani bu liderlik kriziyle beraber şu da ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu gösterdi ki kriz anında ve gerektiğinde müdahale edermiş. Ve o diğer belediye başkanlarından bir belediye başkanı değilmiş. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin karar vericileri arasında olduğunu da ortaya koymuş oldu. Bu bakımdan Burcu Köksal ne yapar? Burcu Köksal kendince açıklamasına biraz çeki düzen vererek herhalde seçime kadar gider. Kazanabilir mi bilmiyorum. Bir başka partiye geçmesi de mümkün değil çünkü seçim kanunu gereği artık geçemez de. Evet. İstifa da etmez. Kazanabilir mi emin değilim. Zaten CHP'liyim diye İpek Özbey konuştum. Kazanabilir mi emin değilim. Ama seçimden sonrası için herkesin bir hesabı var CHP'de. Ben sonuç ne olursa olsun seçimden sonra CHP'de yine bir iç mücadelenin olacağını öngörüyorum.
Peki. Nevzat Çiçekli ek yapacaksın sanıyorum. İki tane şeyi söylemek lazım. Birincisi, şimdi Burcu Hanım'ın açıklamayı düzelttikten sonra kullandığı bir cümle çok dikkatimi çekti. Diyor ki, demlilerle belediye yönetmeyi kastettim diyor. Ya şimdi Afyon'da böyle bir şey kim dayatıyor ki? Böyle bir şeyin altyapısı ne ki? Birincisi bu. Tabii o soru